Osmanlı Devleti'nin yüzyıllar boyunca hüküm sürdüğü Kosova'nın kentleri bu döneme ait çok sayıda eseri muhafaza ediyor. Yakova ve Perizovik Osmanlı mirası yapıların yükseldiği kentlerden. Bu yapılar arasında mimari özellikleriyle öne çıkan tarihi camilere biraz daha yakından bakalım. Balkanların incisi Kosova'nın her kentinde farklı bir tarihi dokuya rastlamak mümkün. Tarihi camilerle bezeli kentler Osmanlı mirasını saklıyor. Kosova'da 400'den fazla cami yer alıyor. Bunların çoğu savaş sırasında tahrip edildi ve TİKA tarafından yeniden restore edilerek aslına uygun hale getirildi. 2015 yılında ise Kosova'daki camilerin arasına iki yeni cami daha eklendi. Bu yıl ise başkent Priştine'de yeni, büyük ve görkemli bir caminin de inşaatına başlanacak. Mimari yapılarıyla dikkat çeken Yakova da camileriyle ünlü kentlerden yalnızca biri. Birçok tarihi eserin yanı sıra kent merkezinde yer alan Hadum Ağa Camii, Yakova için ayrı bir tarihi öneme sahip. Zira cami Yakova'nın kuruluşunun da bir simgesi. 1595 yılında Süleyman Hadum Ağa tarafından inşa edilen cami, şehrin ilk yapılarından. Caminin etrafındaki mahallelerin sonradan oluştuğu biliniyor. Hadum Ağa Camii ayrıca Selçuklu döneminden Osmanlı mimarisine geçişin Kosova'daki tek örneği olarak da sayılıyor. Cuma Camii olarak da adlandırılan yapının ilk restorasyonu ise 200 yıl öncesine dayanıyor. Yüksek ve işlemeli kubbesi 8 ana direğe bağlı olan cami 15 ila 17. yüzyıl dönemlerine ait duvar işlemeleriyle göz kamaştırıyor. Yeni kent olarak adlandırılan Ferizovik'in tam merkezinde yükselen iki yapı ise Kosova'nın çok kültürlü yapısına örnek teşkil ediyor. Burada cami ve kilise aynı avluda yer alıyor. Yan yana dizilen Merkez Camii ve Ferizovik Ortodoks Kilisesi bölgedeki dini hoşgörüyü de simgeliyor. Ferizovik'i saat kulesi, cami, kilise ve türbe gibi tarihi eserler çevreliyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında yeniden onarılan, Kosova Savaşı'nda ise son anda yok edilmekten kurtarılan Merkez Camii gibi eserler halen varlığını koruyor. Yok olmaya yüz tutan tarihi eserler de yenileniyor. Kosova'da savaştan önceki cami sayısı 400'e yakındı. Savaşın bize getirmiş olduğu zulüm neticesinde bu 400 caminin 218'i yıkılmıştır. Savaştan sonra Kosova İslam Birliği, başta Baş Müftümüz Nehmet Nava olmak üzere ve illerdeki bütün il başkanlıkları, yani il müftülükleri, onların gayretleriyle bu 218 caminin yerine iade edilmesi söz konusudur. Yeniden yapılmıştır, yeniden inşa edilmiştir. Ve aynı zamanda savaştan sonra bugüne kadar daha 400 cami eklenmiştir. Ve büyük bir sevinçle, büyük bir gururla şunu ifade edebiliriz. Kosova içerisinde, Kosova'da, Kosova İslam Birliği 800 cami ile aktif bir şekilde cemaata hizmet etmektedir. Kosova'daki camilere her yıl bir yenisi daha ekleniyor. Bu yıl içerisinde Kosova'nın en büyük caminin inşaına da başlanması bekleniyor.